Sümbüle. Müjdeler olsun sultanım. Arzu ettiğiniz gibi az evvel Firuze Hatun'u kendi ellerimle bindirdim tekneye. Şu an Mısır'a doğru yol almakta. Şükürler olsun ki bu belayı da def ettik. Firuze Hatun'u saraya teslim ettim. Sultanım. Firuze. Efendi? Benim ya. Sen de mi onlardansın? Bana dokunacak olursan... Dur. Benden sana zarar gelmez. Seni almaya geldim. Gün ışığınca saraya götüreceğim. Nasıl? Ama beni... Şşş. Hepsi oyundu onların. Paşamız buna mecbur kaldı. Ne oyunu? Beni... O yere göğe sığdıramadığınız aşkınızla öldürecektiniz. Böyle söylemiştiniz. Ama görüyorum ki inancınızı kaybetmişsiniz. Aksi halde beni o tekneye bindirmezdiniz. Öyle değil mi? Sen o gece kaybettin. O perşembe gecesi kaybettin. Zehri içecek yüreğin. Olmadığını biliyorum. Fakat oturup bunu kabullenmeni de bekleyemem. Sultanım, daha çok geceler var önümüzde. Daha evvel de senin gibi cahileler geldi. Hatta biri prensesti. Ama gitti, ben gönderdim. Emin ol, seni de göndereceğim. Eğer bir gün haremden gidecek olursam, bu ancak kendi isteğimle olur. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim Paşa sözünü tutmadı. Tutmadı. Sultanım. Bu evlilik... Bu evliliğe mani olmayacağım Rüstema. Nigar'la evleneceksin. Elbette doğrusunu siz bilirsiniz sultanım. Lakin mevzu bahis olan benim itibarım. İbrahim Paşa ile Nigar Hatun'un münasebeti herkesin malumu. Hakkımda neler konuşulur? Bırak konuşsunlar. Vakti gelince hepsi susacak. Hatun'un çocuğu da yaşıyormuş. Paşa ile konuştum. Firuze'yi gönder, çocuğunu al dedim. Bugün değilse yarın boynu eğecektir. İbrahim Paşa her taşın altına bakacak. Mutlaka bulacaktır. Hiç kimsenin aklının
ermeyeceği bir yerde saklıyorum onu. Haremde. Neyse. Cesare Mustafa'dan haber var mı? Henüz yok sultanım. Attığı her adımı bilmek istiyorum. Onu gözden düşürmemiz lazım. İbrahim Paşa varken bu çok mümkün gözükmüyor sultanım. Şehzade Mustafa bir gölse, İbrahim Paşa ona akan nehir. Nehrin önünü kesmezsek gölü kurutamayız. Hızır Reis geldi sultanım. Hünkârımız kendileriyle görüştükten sonra teşrif edecekler. Hünkârımız ona bir hayli kıymet veriyor. Hakkında çok şey işittim. Dediklerine göre İbrahim Paşa ile de arası iyiymiş. Hızır Reis hiçbir ittifakın içinde bulunmaz sultanım. Lakin hünkârımızla olan yakınlığı er ya da geç paşayı rahatsız edecektir. Bu da paşayı hünkârımızla karşı karşıya getirir. Güzel. Gelelim diğer mevzuya. İbrahim Paşa bana verdiği sözü tutmadı. Tekneyi yoldan çevirmiş. Firuze tekrar hareme geldi. Çocuk ne oldu sultanım? Aldı. Ama zaten onu daha fazla tutmaya niyetim yoktu. O çocuğun varlığı Hatice Sultan'ı bir hayli huzursuz edecektir. Vakti gelince Nigar da öğrenecek. Neden bekleyelim? Seninle evliyken olmaz. Boşanacağınız vakit öğrenir. Hatta onu boşamanın sebebi bu olacak. İbrahim Paşa kendisi... Asla söylemez. Zaten güç bela çıkardı hayatından. Neyse. Birazdan yola çıkacağız. Bir hafta kalacağımı söyledi. Rüsema. Döndüğümde Firuze'yi burada görmeyeceğim. Ne yap et ondan kurtulmanın bir yolunu bul. Sizi itham edecekler sultanım. Düşmanlarınızın eline böyle bir fırsat verirsek. Umurumda değil. Ne olacaksa olsun. Razıyım. Rüstema, bu işi hallet. Döndüğümde Firuze olmayacak. Olmayacak! Neredeydin sen? O hatunla yemek yiyordun öyle değil mi? Onun geleceğinden haberim yoktu. Sofradan da kalkıp gidemezdim. Ama size güzel bir haberim var. Mustafa abimin bir şehzadesi olmuş. Bu mu güzel haber? Babam hemen hazırlıkların başlamasını istedi. Hep birlikte Manisa'ya gideceğiz. Ben de geleceğim. Seni bırakır mıyız hiç? Mihrime. Nedir o? Hiç, eşyalarımı topluyordum. Neden hala hazır değilsin? Vakit var da, bir şey mi oldu? Abi Mehmet'in hali hiç beğenmiyorum. O cariyeye fazla alaka gösteriyor. Eminim hevesi yakında geçecektir. İnşallah. Neden illa gelmek istediğini anlamıyorum. Burada kalıp kardeşlerinle meşgul olmalıydın. Babam istedi gelmemi. Hem siz merak etmeyin. Selim'in de Beyaz'ın da keyfi gayet yerinde. Biri benim, diğeri Mehmet'in dairesine kalacak. Mişima, nereden çıktı bu Manisa aşkı? Orada çok özlediğim biri var. Öyle mi? Kimmiş o? Mustafa abi. Hürrem, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol Maydevran. Mihrima, bu ne güzellik böyle. Teşekkür ederim sultanım. Siz de göz kamaştırıyorsunuz. Demek burada yaşıyorsun. Evet, hayatımdan memnunum. Malum, bir torunum var artık. Bir şehzadem daha oldu. Büyük valide oldun desene. Buradakiler valide sultan diyor. Odalarınız hazır. Evvela istirahat edin. Uzun yoldan geldiniz. Sağ ol.
Tamam, çıkın, çıkın, tamam. Validem, iyi misiniz? Biraz canına sıkılmış gibi. Fatma Hatun'u görünce kanım çekiliyor sanki. Yazık. Vaktiyle beni öldürmeye çalışan da Şehzade anası oluyor. Üstelik Şehzade'nin ismini Süleyman koyuyor. Yerleşebildiniz mi Hürrem? Kalıcı değiliz Maydevran. Bir şeye ihtiyacın varsa söyle Mihrim'a. Siz her şeyi düşünmüşsünüz, sağ olun. İzninizle. Burası en sevdiğim odadır. Zira hünkârımızı ilk burada gördüm. Rüya gibi bir geceydi. Allah sana başka keder vermesin. Elinde kalan tek şey rüyalar. Senin de havadislerini alıyorum. Ben ateşin ta kendisiyim diyordun. Ama Firuze pek yakmış canını. Bunları yaşadığın için çok iyi bilirsin. Haseki Sultan ancak bir şekilde kaybeder. Perşembe gecesi elinden alındığında. Bir gün o da olacak. Ayrıca diğer gecelere ne oldu? Çuvala mı koydun yoksa? Biraz daha konuşursan o çuval içine sen gireceksin. Senin için bıldırcın yaptırdım. Pek severdin. Merak etme. Zehir yok içinde. Ben tedbirimi alayım da yapmadığın bir şey değil. Vakıf kurmuşsun. Mühim kim varsa haremini çağırmışsın. Ne yapıyorsun Hürrem? Devleti mi yönetmeye talip oldun? Anlaşılan kuşların çok. Her şeyi öğrenirsin. Veliaht Şehzade annesi olmak kolay değil. Doğru söze ne denir? En ufak hatanızda kelleler gider. Ayrıca vakfın tek bir gayesi var. O da hayır işleri yapmak. Bahçeye çıkmışsın sabah. Evet, biraz etraf dolaştım. Bir dahaki sefer haber ver. Ben de gelirim. Sohbet ederiz. Olur. Bağışlayın beni sultanım. Sizi görmedim. Nazlı. Buyurun. Şehzademiz sana nikah kıyar mı zannediyorsun? Hünkârımız gider gitmez kapının önüne koyacaklar seni. Gülçah'ı hatırlıyorsun, öyle değil mi? Bir gün sen de onun yanına gideceksin. Bu yılan yolunu kestiğine göre şehzademizin gözdelerindensin. Adın ne? Helena. Helena.
güzel yüzün yetmez. Cesur olacaksın. Ezdirmeyeceksin kendini. Hı? Şimdi söyle, bu nikah meselesi nedir? Nedir seni böyle üzen? Hazırlığını yapıyorum. Anlaşılan o ki vaktinden erken döneceğiz. Buraya gelmekten hoşnut olduğunu sanıyordum. Ne oldu ki birden? Yoksa Şehzade Mustafa'nın yaptıklarını mı öğrendin? Helena diye bir hatunla nikah kıymak istiyormuş. Mustafa tuva bir şehzade. Böyle hatalara düşebilir elbette. Fakat Mahidevran'ın ona yol göstermesi icap ederdi. O da memnun değil vaziyetten. Defalarca konuşmuş. Meseleyi halledeceğini söyledi. Bir kez konuşması kâfi olmalıydı. Ya evladı onun söylediklerine itibar etmiyor, ya da onu sana karşı düşman etmeye çalışıyor. Ne demek bu? Şehzade Mustafa senin gibi vicdan sahibi iyi bir evlattır. Bu haliyle asla bir ihanetin içinde olmaz. Mahidevran ise bir an evvel oğlunun tahta çıkmasını istiyor. Bunlar ağır ithamlar Hürrem. Ben yaşadım Süleyman. Kendi gözlerimle gördüm. Ölüm döşeğindeyken Mahidevran'ın üzülüp ağladığını mı sanıyorsun? Öfke ve nefret içindeydi. İntikam ateşiyle yanan gözlerini gördüm. Rahmetli valide bile onun şerrinden korkup evlatlarımı saraydan kaçırdı. O kara günlerde neler yaşadığımı bir ben bilirim. Yüce Rabbim senin acını bana göstermesin. Sen yoksan neyliyim tahtı tacı? Dünyayı neyliyim? Zaten ben ne yaptığımsa senin için değil mi? Başıma ne geldiyse senin için değil mi? Benim başıma da ne geldiyse senin için Hürrem. Mustafa katı yürekli bir şehzade değildir. Sen de biliyorsun ki o hatunu kapının önüne koymaz Mahidevran. Oğlum benim sözümü dinler. Ayrıca bu mesele seni alakadar etmez. Zinhar dahil olma. Hünkârımız hiç memnun değil vaziyette. Bir an evvel dönmek istedi. Boş hayallere kapılma Hürrem. Denizleri içsen, güneşi söndürsen kâr etmez. Mustafa'mla hünkârımızın arasını açamazsın. Haklısın Mahidevran. Ben giremem. Fakat Mehmet girer, öyle değil mi? Sultan Süleyman Han Hazretleri. Manisa çok güzel bir yer. Ama daha dolaşamadım bile. Mihrimah'ın hakkı var hünkârım. Daha yeni geldiniz. Bir süre daha ağırlamak isteriz. Sen ne dersin Hürrem? Siz bilirsiniz hünkârım. Fakat Selim ve Beyazıt yolumuzu gözlüyordur. Onlardan ayrıken içim rahat değil. Benim de öyle. İstersen bugün seyri temaşa ederiz. Çok sevinirim. Hünkârım, Şehzade Mehmet... Evet, nefes alıyor. Mehmet!
Ne oldu? Kim yaptı bunu? Ormandaydık. Nasıl oldu anlamadım. Birden saldırdılar. Hekimler nerede kaldı? Çabuk! Hatunları çabuk dışarı çıkar. Hücre. Hücre. Uzanman lazım. Kek elini üstümden. Sakın dokunma bana. Aklından ne geçiyor biliyorum. Fakat yemin ederim bu hadiseyle bizim bir alakamız yok. Dua et de öyle olsun. Yoksa kendi ellerimle alırım yanınızı. Sabırla bekleyeceğiz. Hünkârım, yarayı sardık. Artık beklemekten başka çaremiz kalmadı. Dua edelim ki zehirli olmasın. Hünkârım, şehzademizin canına kasteden hain yakalanmış.
Ey yeri göğü yaratan Rabbim, bunca günahkar varken ne istersen oğlumdan. Niyetin beni sınamaksa gel vazgeç bu işte. Ben dersimi aldım. Sen de benim canımı al. Ben ki o günahkarlardanım. Vebali benim boynumadır. Ey yüce Rabbim, bana evladımın acısını gösterme. Acıyla kahretme. Ben buna dayanamam. Ey benim canım oğlum. Ey aslan. Eşi, umudum. İki cihanda sultan. Aç gözlerini. Aç ki bu dünya kadar. Geçmiş olsun Hürrem. Allah şehzademize uzun ömürler versin. Amin Maydevran, amin. Mehmet. Oğlumuz gözlerini açtı. Nihayet uyandı Süleyman. Aslanım. Rabbim şükürler olsun, sana dualarımızı kabul eyledin. Nasılsın oğlum? İyiyim baba. Kardeşim, bizi çok korkuttun. Seni iyi gördüm ya, dünyalar benim oldu. Kimdi onlar abi? Neden öldürmek istediler seni? Abi ne değil Mehmet. Seni öldürmek istediler. Hayır validem. Abim önümdeydi. Konuşuyorduk. Birden gördüm onu. Abimi çekmek isterken geldi ok. Sana bir can borcum var. Sen de olsan aynı şeyi yapardın. Destur! Mihrimah nerede? Bizden evvel çıktığı söylendi, gelmedi mi? Hünkârım, bağışlayın. Beklettim sizi. İyi misin? İyiyim. Bir eşyamı unutmuşum. Onu almaya gitmiştim. Sultanım, ben burayı çok sevdim. Hünkârım. Bizi de çok güzel ağırladınız. Teşekkür ederim. Bizim için şerefti. Abicim. Hürrem, bir daha ne vakit karşılaşırız bilmem ama inan bana, karşılaşacağız. Bir gün mutlaka İstanbul'a döneceğim. Mustafa'm da yanımda olacak. O gün seni yine böyle uğurluyor olacağız. Bu kez gözyaşları içinde ayrılacaksın. Maydevran. Şehzade Mustafa'nın en büyük talihsizliği ne biliyor musun? Senin gibi bir valideye sahip olmasın. Bilmem. Destur!
Aseki Hürrem Sultan Hazretleri. Kiraz'a cariyeler için getirdiğim hediyeleri dağıt. Emredersiniz sultanım. Sultanım, afiyettesinizdir inşallah. Afife Hatun iyiyim. Burada olmak gibisi yok. Öyledir tabii. Şehzadelerimiz dairenizde sizi bekliyorlar. Hayli hasret kaldılar. Ben de öyle. Burnumda tüttüler. Afife Hatun haremde her şey yolunda mı? Yolunda çok şükür. Bir sıkıntımız yok. Siz istirahat edin. Ben daha sonra malumat veririm. Sağ ol Afife Hatun, sağ ol. Sümbül'a nerede? Şehzade Mehmet'le alakadar olacaktı sultanım. İşi biter bitmez yanıma gelsin. Belli ki Firuze hala buralarda. Hoş geldiniz sultanım. Vallahi ben de anlamadım. Hatun attan düştü. Rüstem Ağa herkesten önce bulup kıracaktı boynunu. Fakat dediklerine göre kucağında geri dönmüş. Nasıl olur bu? Konuşmadın mı? Sual ettim. Fakat ben sultanımıza izah ederim dedi. Hatun'da bir şey yok. Bir hafta zarfında kalktı ayağı mel'une. Ne oldu acaba? Sultanım. Rüstem Ağa'nın hali epeydir tuhaf. Başka bir yol denesek. Sultanımız dönünce kızacak dedim ama ben konuştum, ben dinledim. Bekle dedi. Sümbül, bir iş var bunda. Rüstem Ağa'ya haber yolla, yarın hasbahçede olsun. Emriniz başım üstüne sultanım. Sultanım, ben şehzademize bakayım. Evet. Sümbül gözün üstünde olsun. Neredeyse katile aslanımı öldüreceklerdi. Katiller mi? Ben avda yaralandığını biliyorum. Herkes gene öyle bilsin. Bir tüccar Mustafa'yı öldürmek istemiş. Adamın nişanlısını kaçırıp hareme almış. Olan Mehmet'ime oldu. Eyvah eyvah. Ama kulak asma. Bence Maydera'nın işi bu. O yaptı. Ne hikmetse... Adam ölü bulundu. Hı. Emir veren de kayıp. O iki gün ne yaşadığımı bir Allah bilir. Ömrümden ömür gitti. Sultanım, çok çok geçmiş olsun. Allah'ım şehzademizi bağışlamış sizi. Sultanım. Beni hayal kırıklığına uğrattın Rüstem Ağa. Döndüğümde Firuze'yi burada görmek istemediğimi söylemiştim. Senin eline imkan geçiyor ama sen hatunu kurtarıp saraya getiriyorsun. Sizi itham etmelerini istemedim sultanım. Ben sana umurumda değil demedim mi? Onu göndermenin zahmetsiz bir yolu varken neden bu tehlikeyi göze alalım? Ne diyorsun sen? Nedir bu? Acem diyarında Safevi hanedanının alametidir sultanım. Rüstem Ağa. Firuze ile ne alakası var?
Yolun sonuna geldin Firuze. Bu odaya, hareme veda etme vaktin geldi. Öyle mi? Bu sefer ne yapacaksınız bana? Nereye göndereceksiniz? Sizin oralarda, Acem diyarında bir laf vardır. Belki bilirsin. Ben ölüyü yıkadım. Cennete mi, cehenneme mi gideceğine karışma. Ağalar! Atın bunu zindana! Ne yapıyorsunuz? Buna hakkınız yok! Bırakın beni, bırakın! Ne yapıyorsunuz? Bırakın hemen. Hürrem Sultanımızın emri var. Ya nasıl olur? Hünkârımızın gözde... Firuze Hatun'u cebren alıkoyduğunu söylendi. Evet, onu zindana kapattı. Maalesef hareme nizamı için bazen böyle kararlar vermem icap ediyor. Bir kusuru mu oldu size karşı? Neden verdiniz bu cezayı? Afife Hatun ben böyle münasip gördüm. Bir sakıncası mı var? Elbette var sultanım. Kendisi hünkârımızın gözdesi. Zinhar böyle bir hakarete maruz kalmasına müsaade etmem. Derhal çıkarılmasını emredeceğim. Afife Hatun, bu hadise senin boyunu aşar. Firuze o zindandan çıkmayacak. Her kim emrime karşı gelirse Firuze ile birlikte onun kellesi de gider. Bu vaziyette meseleyi hünkârımıza taşımaya mecburum sultanım. Durduğun kabahat. Firuze'yi zindana kapatmak da ne demek oluyor? Ben yanlış bir şey yapmadım Süleyman. O hatunun kabahati büyük. Neymiş büyük kabahati? Firuze, neden burada olduğunu söyle. Herkesten sakladığın o büyük sırrı anlat. Ne
Nedir bu sır Firuze? Hünkârım. Dövmenin sırrını bilmiyorsun, öyle değil mi? Aksi halde çoktan kellesini almalarını emrederdim. Bir dövmenin nasıl bir sırrı olabilir ki? Gözlerini sandığınız hatun meğer Safevi hanedanına mensupmuş. Bu dövme de bunun ispattır. Hanedanın kullandığı eski alametlerden biriymiş bu. Firuze.